Abi siz şöyle bir ifade kullandınız. Bir saniye. Doğu evet, Türkistan meselesi Çin'in FETÖ'sü meselesidir dediniz. Tabii niye Doğu Türkistan'da Çin kendi FETÖ'süyle, kendi PKK'sıyla savaşıyor. Biz nasıl kendi PKK'mızla savaşıyoruz? Asla kendi böyle FETÖ, alakası oradaki kamplardaki insanlar FETÖ'müsü. Doğu Türkistan İslam Partisi'nin bütün militanları bizim Orta Doğu'da Türk var orada. Eğitildi ve Türk ordusuna bunlar silah sıktı. Bizim Didem, Fırat Kalkanı Harekatımızda lütfen yavaş, böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Bakın Çin hükümeti, Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'dakileri bu daha iş vesilesiyle baskı yapıyor. Ki, daha iş sadece burada zarar vermedi. Efendim, Doğu Türkistan İslam Partisi DAEŞ'in bir parçasıdır ve DAEŞ'te 30 bin militanı vardı. 35 milyon Türk var orada. 30 bin. 35 Türkler, milyon Türk yaşıyor Türk toprağı. Siz Doğu Bey'i dinler misiniz? Ben 5 defa gittim. En son Mayıs ayında Urumçi'deydim. Orada Türk var, cami de var, kalkınan Türk var, modernleşen Türk var. Nasıl biz kendi orta çağımızla hesaplaştık ve nasıl biz FETÖ'yü hapislere tıkıyoruz, nasıl PKK'yı hendeklere gömüyoruz? Çin'de de o tür bölücü terör. Hayır. Çin orada. Bakın, orada 25 aydır tek bir terör eylemi de yok, onu söyleyeyim. Siz Doğu Türkistan, çünkü hepsi şey Doğu Türkistan Türk toprağıdır dediğiniz zaman sizi Türkiye'de kimse hükümet yapmaz. Ve biz bunu kimseden sizin, izin alarak bakın, hükümet olmaya Sayın Tayyip Erdoğan da böyle yapıyor. Konuşmuyor. İşgal altında hükümet olmayacağını zannediyorsunuz. Bakın Sayın Tayyip Erdoğan da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da ne diyorlar? Sizi kim hükümet yapmaz ne demek? Abi, biz kimseden icazet alacak şekilde bir hükümet olacak. Doğu Türkistan'ın Türk toprağı görerek kimse sizi hükümet yapmaz ne demek? Biz kime, yaslanarak hükümet olmaya çalışıyoruz? Türkiye'yi kaybedersiniz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk Sovyetler Birliği ile beraber İyi Parti'nin iktidar olamayacağını ben de biliyorum ama bu söylediğiniz yanlış. Hayır, Vatan Partisi iktidar olamaz. Hiç olamaz. Siz hiç kalamayacaksınız. Siz bakın, bizim ümidimiz siz Cumhurbaşkanı'na da hesap veremezsiniz. Çin'de Doğu Türkistan İslam Partisi adında parti aynı Fethullah Hoca'dır ve bugün dosyalarımı da getirdim. Onları destekleyenler FETÖ'cüler ve PKK. HDP ile beraber mecliste oy kullanıyorlar beyefendiler. Doğu Türkistan Uygur meselesinde iki defa kurdukları için. İki defa oylama yapıldı. Onlar İkisinde kendilerini... bakın dinlemiyorsunuz. Ben sizi dinleyeceğim. Ama eleştirince yanıt da bakın, karşı cevabı da dinleyin. Doğru. Ama bitsin. Tam bitsin. İki defa mecliste oylama yapıldı. O oylamalarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi dilekçeleri reddetti. Çin zulmüne karşı dilekçe verdiler. Kim verdi? HDP yani PKK yani İyi Parti ve CHP. PKK ile beraber Doğu Türkistan'daki Türk'ü savunacakmış. Tamam. Bunlar, PKK ile beraber hangi Türk'ü savunursunuz siz? Siz Türkiye'deki Türk'ü savunamazsınız. Tamam. Bırakın Doğu Türkistan'daki Yavuz Türk'ü. Türkiye'deki Türk'ü savunmak için Rusya ile, İran ile, Suriye ile, Çin ile ittifak yapacaksınız Türkiye'deki Türk'ü savunmak için. Dünyadaki Türk'ü savunmak için de Rusya ile, İran ile, Çin ile ittifak yapacaksınız. Bunlar matematik Doğru şeyler. Eleştiriler böyle, getirdiniz. Yavuz Bey de yanıt versin. Buyurun evet, Sayın bakın abi. Bakın ne yapıyor orada? Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti vatansever bir tavır alıyor. O önergeleri reddediyor. PKK ile beraber beyefendiler ondan sonra Çin zulmünü takvih eden iki önerge veriyorlar ve bu şekilde o yüzden zaten onların Türkiye'de iktidar olması o bir Amerikan projesi bu. Tamam. Amerika Doğu Türkistan'da o teröristleri destekliyor. Aynı PKK'yı destekliyor. Yavuz Bey söz vereceğim size 1 milyon Uygur Türk'ü, 1 milyon Uygur Türk'ü toplama kamplarında tutuluyor. Yalan bunlar. Yalan. Baştan aşağı yalan. Ben Yavuz Bey'i de davet ediyorum, Resul Bey'i de davet ediyorum. Emperyalizmin oyunu mu diyorsunuz bunlar? Oyun değil. Nasıl PKK ile ilgili propagandalar var? Efendim, PKK'yı şöyle kesiyor Türkiye, böyle kesiyor. Bunlar yalan. Onlar aynı bizim köy enstitüleri gibi belli eğitim Çince öğreten, meslek öğreten, eğitim yapan kamplar. Şafak Gazetesi'nin muhabirleri de gitti. Milliyet Gazetesi de gitti. Aydınlık Gazetesi de gitti. O kampları da gördüler. Bunlar bilmem öyle böyle kamp. Belgesellere göre o kamplarda gardiyanlar var, güvenlik güçleri var. Neden var? Öyle bir şey yok. Oradan geldi fotoğraflar geldi. O yalanlar çıktı. Öldürülenler iki gündür de çıkan yalanların hepsi şey yapılıyor. Tekzip ediliyor tamam. ve Peki. görüşülüyor. Öyle bir şey yok. DAEŞ'lıları savunuyorlar. Bakın DAEŞ'e karşı mücadele ediyorsak Çin'deki DAEŞ'e karşı da mücadele edeceğiz. Doğu Türkistan'ı karıştıran Amerika. Doğu Türkistan'ı nasıl PKK'yı Doğu Türkistan'ı karıştıran Mao büyük adam. Bakın savuyor olmaktan. Mao, Atatürk, Lenin bunlar çağımızın büyük devrimcileri. Siz Türkiye'yi ayakta tutamazsınız. Dünyada verili
cepheler ve koşullar var. Bugün efendim, Türkiye ama müsaade edin. 21. yüzyıl için bir strateji kurmak zorunda. Amerika tehdidi var, İsrail tehdidi var. Bir üretim ekonomisi inşa etmek zorunda Türkiye. Bu programı siz, biz Türkiye olarak Çin'le, Rusya'yla, İran'la, Suriye'yle, Irak'la, Mısır'la işbirliği yaparak uygulayabiliriz. Bu verili bir şey. Siz bunun dışına çıkamazsınız.